iki bilgisayar arasında ağ paylaşımı arasında dosya paylaşacağım. Paylaş diye böyle bir tane dosya oluşturdum. Bu dosyayı iki bilgisayar arasında paylaşacağım. Şunu sileyim mesela. Tekrar bir tane buradan sağa tıklıyorum. Ağ ve internet ayarları önerisini açıyorum. Ethernet'e tıklayacağım buradan. Ethernet'e tıkladım. Ağ paylaşım merkezi. Gelişmiş paylaşma seçeneklerini değiştir. Seçiyorum. Buradan. Burada profilleri tek tek göstereyim. 3 tane profil var. Birinci profile tıkladım. Bunlar seçili olacak. Kapattım. İkinci profile tıkladım. Buradakiler seçili olacak. Kapattım. Üçüncü profile tıkladım. Bunlar seçili olacak. Bunları seçtikten sonra böyle tam ekran göstereyim. Üçüncü profilde 3 tane alan var. Bunları seçtikten sonra bu medya akışı seçenekleri belirleyin. Tıklıyorum. Burada bir seçenek çıkıyor bana. Etkinleştir, izin ver diye. Onu seçtikten sonra tamam diyorum. Daha sonra değişikleri kaydet deyip çarpıdan çıkıyorum. Ethernet'e geldim. Yine bağdaştırıcı seçeneklerini değiştire tıkladım bu kez de. Buradan da Ethernet'e çift tıkladım. Özellikler. Çift tıkladım. İnternet Protocol 4 sürümünü seçtim. Buradan IP'yi, aşağıdaki IP'yi kullansın. IP'yi tanıttım. Elle manuel olarak IP'yi girdim. Bu IP'yi. IP'yi tanıttım. Tamam dedim. Tamam dedim. Çıktım. Wi-Fi'den internete bağlanıyorum. Buna çift tıkladım. Ayrıntılara tıkladığım zaman buradan da IP numaramı, bilgisayarın IP aldığı IP kodumu görmüş oluyorum. Şu anda bu IP numarasını alıyor. Kapattım. Kapattım. Kapattım buraları. Bilgisayarımın adını öğrenmek için de boşlukta bilgisayar üzerine sağ tıkladım. Özellikler dedim. Bilgisayarımın adı da Desktop RI-369AL diye bir ismi var bilgisayarımın. Bunu da karşı bilgisayarda göreceğim. Bunu da çarpıdan çıktım. Evet, diğer bilgisayarımızda kırmızı dosya isminde bir dosya oluşturdum. Onu bu bilgisayarımda görmek istiyorum. Yine bu bilgisayarımda buradan Wi-Fi üzerine sağa tıkladım. Ağ ve internet ayarlarını değiştir ögesini seçtim. Buradan yine Ethernet'e gelip bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir diyerekten Ethernet'e çift tıklayıp burada internet protokol 4'ü seçip burada da bir IP tanıttım. Daha sonra tamam dedim. Tamam dedim. Çıktım. Burada Wi-Fi ile bağlanıyor bu bilgisayara yine. Ayrıntılara baktım. Buradan aldığı IP'ye baktım. Daha sonra bunu kapattım. Yine Ethernet'ten gelişmiş paylaşım seçeneklerini değiştir seçeneğine tıkladım. Burada 3 tane sekme var. Yine bu bilgisayarda bu 3 seçeneği aynı şekilde böyle olması gerekir. Bakın ikinci seçenek. Burayı da gösteriyorum. Bu 3. seçenek. Çift tıkladım. Tamamını görün. Burada yine medya akışı seçeneklerini belirleyin. Seçtim. Burada size bir uyarı gelecek. Onu onaylayın. Daha sonra tamam deyip çarpıdan kapatın. Burada da bu şekilde ayarlar yaptık. Çarpıdan kapattık. Şimdi A bilgisayarıma geliyorum. A'ya geliyorum masaüstüne. A'ya çift tıkladım. Bakın A üzerindeki bilgisayarları görüyorum. Karşıdaki bilgisayarımın ismi neydi benim? Desktop R1369AL idi. Çift tıkladım karşıdaki bilgisayarıma. Bakın kırmızı klasörü burada gördüm. Bakın kırmızı klasör içerisinde oluşturmuş olduğum Word dosyasında görmüş oldum burada. Biz bunu nerede kullanacağız? Biz tekstil işi yapıyoruz. Tekstilde bir tane plotter modelhaneye koyacağız. Kurulumunu yapacağız. Daha sonra modelhane içerisinde birden fazla modeliz ağ paylaşımı sayesinde pastallarını paylaşıp bir plotter'dan çıktısını alabilecekler. Biz o amaçla kullanacağız. Bu videoda bu kadar. Bitti.